Tarihinde Kocaeli'nin Sayın Valim çok ayrı bir yeri var. İlk dergi 1850'de çıkar Kocaeli'de. 1870'lerde gazete çıkar, onun örnekleri var. Basın tarihi açısından çok önemlidir. Gilovası yeni ilçe oldu ama Gilovası'nın ilçeliği çok eskidir. Tavşancım, Taşköprü Nahiyesi kapanır. 1936 yılında Taşköprü Nahiyesi Tavşancıl'a gelir ve Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa'nın imzalarını taşıyan resmi gazetedir. Gebze'nin Taşköprü Nahiyesi kaldırılarak yerine Tavşancıl. Resmi gazetesi, Köprüler Kenti Gilovası. Gebze'nin ilk gazetesi 1952 yılı Cumhuriyet'in 31. yılı diyor. Gebze ile ilgili bilgiler veriyor. Bu da bu sergiyi açan bizim 31 yıl önce ilk gazetemizin birinci nüshası sayılır. Serginin gazetesinde böyle bir şey yapıp, baskı yapıp var herhalde. Aslında. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Birkaç cümle duygularınızı hemen şu sergi gezdiniz Teknik Üniversite. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tabii tarihi bir yolculuk. İlçelerin genelde Türkiye'de tarihi çok şey yapılmaz yani. Büyük yerlerin bu tür tarihi kültürleri göz önüne alınır. Ama güzellik ayrıntıda gizlidir. İlçelerin bu tür şeyleri ayrıntıda gizli olduğu için onların keşfedilmesi, yeni kuşaklara aktarılması güzel bir gayret. Teşekkür ederim. Gilovası'nda ilk kez Gilovası Kocaeli Basın Tarihi ve Fotoğraf Sergisi açtı. Panelin organizasyonuna da katkıda bulundu geçmişten günümüze. Değerli bir dostumuz var. Hem panel hem sergiyle ilgili düşüncelerinizi alalım. Gerçekten şimdi başkanımız. İlk önce böyle bir şeyde siz de olduğunuz için çok teşekkür ediyorum gerçekten bu paneli düzenleyenlere. Olması gereken bir yerde Dilovası'dı. Çünkü Dilovası ekonomik olarak çok gelişmiş bir yer. Kimse farkında değil. 45 bin nüfusu olan bir yerde, Türkiye'de hiçbir yerde 5 tane organize sanayi bölgesi yok. Allah bu nimeti buraya vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Demin şöyle bir baktım. Tabii ben de 79 yılında bu bölgeye gelmiştim. Teşekkür ederim. Beni çok gerilere götürdünüz. Bu tarihteki izlenimler, görüntüler gerçekten görülmesi gereken bir şeyler. Ben sizleri kutluyorum. Bugüne kadar muhafaza etmişsiniz, onları getirmişsiniz. Bunlar tabii ki insan geçmişini bilemezse geleceğine ışık tutamaz. Geçmiş her zaman bizim geleceğimize ışık tutmuştur. Dilovası insanı şunu bilmeli ki sanayi üreten insan ve tüketen insan artık bir toplum olarak bir arada yaşamasını hak ediyor. Kültür merkezine ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir şey. Yapanlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle size çok teşekkür ediyorum. Bir yazarlığın yanında araştırmacı olmanız. Ben sadece Gebze'de değil, artık Türkiye'nin farklı illerinde de sizleri konuştuklarına tanık oluyorum. Sizin gibi bir değerleri biz de burada panelde görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu panelin genişletme şekilde daha ileriki günlerde Gebze'de ve diğer ilçelerde yapılmasını temenni ediyorum. Sergiyle ilgili tabii gerçekten çok güzel fotoğrafların bulunduğu, özellikle Dilovası ilçemizin ve çevresinin tarihsel geçmişiyle ilgili de çok önemli bilgileri içeren belge ve dokümanları gördüm. Bu vesileyle sergiyle ilgili ilk önce teşekkür ediyorum. Birinci teşekkür bu. İkinci teşekkür de şu, gerek Avrasya Gazeteciler Derneği, gerek Dilovası Kaymakamlığı, gerekse Dilovası Belediyesi ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sizin de özellikle İsmail Bey organizasyonunda ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin de organizasyonunda Dilovası'nda ilk defa bir sempozyum düzenlemenin bugün
onurunu yaşıyoruz sizlerin sayesinde. Eminim ki geçmişten geleceğe Dilovası İlçesi Sempozyumunda hem bu bölgenin tarihsel geçmişiyle ilgili bilinmeyenler ortaya çıkacak, birçok yeni bilimsel bilgiye ulaşacağız. Hem bölgenin tarihi, kültürü, sosyolojisi, çünkü bununla ilgili önemli tebliğlerin sunulacağını görüyoruz bu sempozyumda. Bu yönüyle de bugün bir tarihi ana tanıklık edeceğiz sizlerin sayesinde. Bu ilki gerçekleştirdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Dilovası için bir ilk, yeni kültür merkezimizde ilk panelimiz çok güzel oldu. Katkılarından dolayı Sayın Kaymakam'a, Belediye Başkanı, özellikle sizlere bu sevgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım Dilovası bundan sonra daha çok sosyal aktiviteye, daha çok kültürel çalışmayla adı anılır ve Dilovası'nın halk nezdeki imajı değişir. Bu çalışmada emeği geçen herkese ben de huzurunuza teşekkür ediyorum. Gerilere götürdü, gençliğimize götürdü. En azından gördüğümüz, anlatılan bir kısmını anlatılarak öğrendiğimiz, bazılarını da gördüğümüz gibi. Ben de çünkü 68'den beri Marshall grubuyla beraber buralardayım. Hakikaten fevkalade beni duygulandırdı. Ben tebrik ediyorum. Yani buna vesile olan arkadaşlara da, sebep olan kişilere de minnettarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem Dilovası Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Avrasya Gazeteciler Derneği ve Dilovası Köyleri Yardımlaşma Derneği, aynı zamanda bölgemizdeki en önemli üniversitelerden biri olan Gebze Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla bir panel hazırlıyoruz. Panelimizde hem akademik camiadan hem yerel unsurlardan, sanayiden, eğitim camiasından birçok konuşmamız var. Gün boyu konuşmalarımız devam edecek. Tekrar herkese hoş geldiniz diyoruz. Panelimizin Dilovası'na faydalı olmasını diliyoruz. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, değerli protokol ve saygıdeğer misafirlerimiz, geçmişten geleceğe Dilovası ilçesi panelimize hepiniz hoş geldiniz. Sayın misafirlerimiz, şimdi sizleri Kocaeli'den Dilovası'na marka kent konulu kısa tanıtım filmiyle baş başa bırakıyoruz. Binlerce yıllık tarihin ve kültürün ev sahibi Kocaeli. Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur. Tarihin aynasında zamana meydan okuyan ve Anadolu'nun tüm kültürel renklerini gökkuşağı gibi bağrında taşıyan 3623 kilometrekare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir Kocaeli. Kocaeli, geçmişten günümüze uzanan tarihi kent olarak iklimi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı M.Ö. ve sonra önemli bir geçiş noktası ve yerleşim merkezidir. İlk yazılı tarihi M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Megaralıların yaşadığı Kocaeli'nde, daha sonra sırasıyla Frigler, Makedonlar, Presler, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyet kurarlar. 1337 yılında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı sınırlarına dahil olan Kocaeli, 1921'de Yunanlar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan kent, 1924 yılında vilayet olur. Şehir, tarihte Kandıra'dan Şile'ye kadar Marmara bölgesinin geniş bir bölümünde kervanların konakladığı Bağdat,
Berlin ve Hicaz demir yollarının kesiştiği ticaret ve kültür havzasında yer almaktadır. Marmara bölgesinin doğusunda, İzmit Körfezi'nin kuzeybatısında yer alan zengin bir tarihi geçmişe sahip Dilovası, sanayi ve ticarete dayalı ekonomisiyle Türkiye'nin hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesidir. Dilovası, 21. yüzyılın kültür, turizm ve sanayi alanındaki marka şehri. Medeniyet tarihimize tüm değerleriyle mührünü vurmuş gür bir ses, taze bir soluk. Doğayla insanı, kültürle turizmi, teknolojiyle sanayiyi buluşturan bir atılım merkezi. 1987 yılında belediye kimliğini kazanan Dilovası, Tavşancıl ve Dil İskelesi ile birlikte Çerkeşli, Demirciler, Köseler, Tepecik köylerini de bünyesine katarak 2008 yılında ilçe sıfatıyla haritalardaki yerini aldı. Kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşım ağıyla dünya lojistik üssü olma yolunda hızla ilerleyen Dilovası bir cazibe merkezi, bir yaşam alanı oluyor. Geçmişte Tavşancıl, Çerkeşli, Tepeköy, Köseler ve Demirciler köylerindeki bağlarda yetişen bölgeye has ünlü kiraz ve üzüm çeşitleriyle adını tüm dünyaya duyurmuş olan Dilovası'nda artık tüm yerel ve kültürel değerlere sahip çıkmak adına çok özel çalışmalar yapılıyor. Mimar Sinan Köprüsü, Tavşancıl beldesinde bulunan sivil mimari yapıları ve Yahya Kaptan'ın anıt mezarıyla tarihi, kültürü, sahiliyle bir bütünlük içindedir. Organize sanayi bölgelerindeki sanayi kuruluşlarında dünya markalarının üretildiği Dilovası, Körfez Köprüsü, sahilindeki limanları, demir ve otoyollarıyla bir markalar şehri olarak adını tüm dünyaya duyurmak istiyor. Anadolu insanının birbiriyle kaynaştığı kültür, tarih, sanayi ve turizmde tanınmak için Dilovası sizleri de davet ediyor. Sevmek, tanımakla başlar. Dilovası bilinmek ve tanınmak istiyor. Unutmayalım ki bu güzel şehri sevmek tanımakla başlar. Tanıtım filmimizi hazırlayan Avrasya Gazeteleri Derneği Başkanı gazeteci yazar Sayın İsmail Kahraman'a teşekkür ediyoruz. Aramıza katılan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün Bey'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz katılımlarından dolayı. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Dilovası Belediye Başkanı Sayın Ali Toltar'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Bu panelin hazırlanmasında büyük emeği geçen başta Sayın Dilovası Kaymakamı'na, araştırmacı gazeteci yazar Sayın İsmail Kahraman Bey'e huzurlarında teşekkür ediyorum. Evet, biraz önce filmde gördüğümüz gibi dünden bugüne resimleriyle Dilovası'nı tanımış olduk Kocaeli'mizi. Bu arada garnizon komutanımız, eski belediye başkanımız aramızdalar. Gebze belediye başkanları sağında sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, kıymetli hazırım. Geçmişini, kültürünü, tarihini bilmeyen bir toplum, bir millet geleceğine eşit tutamaz ve yardımını göremez. Biz millet olarak çok zengin bir kültüre, köklü, derin bir geçmişe ve zenginliğe sahibiz. Ecdadımızın dünyanın birçok yerinde bırakmış olduğu tarihi izler ve kalıntılar ile her zaman olduğu gibi gönlümüzde de onur ve gurur kaynağımız olmuştur. Atalarımızın bırakmış oldukları değerlere, geleneklere, tarihe, kültüre, mirasa, coğrafi güzelliğe ve potansiyel zenginliğe sahip çıkmak bizim en ulvi görevimizdir. Dilovası ilçemizde de birçok medeniyet var olmuş, adeta medeniyetlerin beşi olmuştur. Yaşanılmış olan dönemlerin özelliklerini taşıyan, tarihi ve mimari dokusunu günümüze kadar taşımış, yaşanan tarihi olaylara şahitlik etmiştir. Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş, adeta ülkemizin muzayı olan kültürel kenti olma özelliği taşıyan kozmopolit bir ilçenin sakinleriyiz. Doğduğumuz yerin örf, adet ve geleneklerini
doyduğumuz yerin kültürüyle harmanlamış, kültür alışverişiyle daha da dengeleştirmişiz. Dilovası ilçemiz Marmara Denizi'nin kıyısında dünyanın en gözde şehri İstanbul'a komşu, önemli deniz ve kara, deniz, hava ve ticaret ulaşım yoluna sahip stratejik bir konuma sahiptir. Bir yerin taşı, toprağı değil, eşi, dostu, anıları, değerleri, kültürel zenginliği güzel kılar, orayı mutlu kılar. Biz Dilovası'nın var olan dostluğunu, muhabbetini, dayanışma ve yardımlaşmada emsalsiz olduğunu biliyoruz. Yaşıyor ve yaşatmanın gayreti içindeyiz. Hayallerimizin, çabalarımızın, çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği yer olan genç ilçemizi çok ama çok seviyoruz. Dilovası olmaktan ve Dilovası'nda yaşamaktan mutluluk ve memnuniyetimi özellikle belirtmek istiyorum. Kıymetli hazırım. Malum sanayinin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Sanayimiz ülke ekonomisine katkıda bulunurken çevreye dışsal zararlar ve sorunlar oluşturmaması için sanayicilerimizle beraber valiliğimizle, kaymakamımızla, çevre bakanlığımızla ciddi çalışmalar ve gayretler içerisindeyiz. Sanayi toplumun gelişmesiyle iş gücü ihtiyacının ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Büyük kentlere ve özellikle de bölgemiz büyük oranda göç almıştır ve almaya devam ediyor. Yaşanan bu gelişmelerle beraber çarpık kentleşme, doğal alanların tahribi ve sanayi kaynaklı dışsal sorunlar kaçınılmaz olmuştur. Havamız, suyumuz, toprağımız, ekosistemimiz giderek doğal olmaktan da maalesef uzaklaştı. Çocukluğumuzda gölgesinde dinlediğimiz zeytin ağaçları ve halen ilçemizin simgesi olan özellikle kiraz ağaçlarımızın yavaş yavaş yok oluşunu da üzülerek görmekteyiz. Bunun için sağlıklı çevre koşullarının oluşturulması, modern kent insanının inşasının hayata geçirilmesi, tarihe ve tarihi miraslarımıza sahip çıkılması, gençlik ve gelecek için kaliteli eğitimin altyapısının sağlanması gerekmektedir. Bu hizmet anlayışı ile gelecek vizyonumuzu oluşturmaya başladık. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya, istihdamdan sosyal donatı alanlarının yapımına, çevresi ve çevresi değişen yeşil bir Dilovası için modern bir kent oluşturmadan tarihi eserlerimizin iyileştirilmesi ve restorasyonlar, kültürden sanata kadar elimizden gelen geleceğe genç ilçemin gençlerine ve halkımıza sunmanın bilinciyle hizmet etmeye çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere yaşanabilir yeni bir Dilovası bırakmak en büyük idealimizdir. Demografik yatırımların mutlak sınır boyutunu nispi değerlerinin üzerine çıkartıp insanımızın sosyal ve insani gelişmişlik düzeyinde yaşamalarını sağlamak biz idarecilerin, biz hizmet adamlarının asli görevidir. Kıymetli hazırım, itiraf etmeliyiz ki az önce hocalarımızın, kaymakamımızın, valimizin büyük özveri ve çalışmalarıyla sundukları resim sergisi gerçekten hepimizi etkiledi. Adeta çocukluğuma gittim ve bizden birkaç resim öncesine gittik. Gençlik yıllarımı, çabalarımı ve hayallerimi hatırladım, yaşadım. Köklü geçmişe sahip Dilovası ilçemizi çok seviyoruz. Dilovalı olmaktan ve Dilovası'nda yaşamaktan mutluluk ve memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siz değerli bilim adamlarımızın, uzmanlarımızın yüksek düzeyli bilişsel akademik bilgi aktarımında bulunan nezaketi gösterdiğiniz için özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı öncelikle ilçe kaymakamımız Sayın Hulusi Şahin Bey'e, Dilovası'nın gururu olduğu Dilovalı hemşehrin Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Numan Akdoğan Bey'e, bizleri tarihi dokumuz, çevre kirliliği, ilçemizde bulunan sanayi kentleşme boyutunu, eğitim altyapısı ve gelecek planlaması, COBİ'ler, ulaşım imkanları, tarih ve turizm gibi hayati öneme haiz konularda aydınlatacaklar. Selamlama konuşmaları yapmak üzere Dilovası Kaymakamı Sayın Hulusi Şahin'i davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakamı. Dilovası'nın zenginliklerinin, tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtılacağı,
sorunlarının değerlendirileceği, bir ovası geçmişten geleceği bir ovası paneline hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli misafirler, bir ovası metrekare nüfus olarak bölgesinin en küçük ilçelerinden bir tanesi. Fakat bu küçük coğrafyada Türkiye'nin üretim kalbi yapıyor. Burada bu küçük kıyı şeridinde tam 9 tane liman var. 5 tane organize sanayi, 1 tane de organize sanayi büyüklüğünde sanayi sitesi, 6. Bu Türkiye'nin en fazla sanayileşmiş yeri demek. Bununla gurur duyuyoruz. Biz Dilovalılar olarak Türkiye'nin milli gelirine sağladığımız büyük katkıdan kıvançlıyız. Bu üretimden gelen gücümüzle Dilovalılar olarak gurur duyuyoruz. Ancak tabii her kemalin bir zevali var. Bu kadar büyük bir üretim üssü olmak, hele de bunu Cumhuriyet'in tarihi boyunca, Cumhuriyet'imizin tarihi boyunca Cumhuriyet'imiz ne tür sorunlar yaşadıysa onları da bir küçük nüve olarak Dilovası'nda yaşamak gerçekten bize ciddi maliyetler getiriyor. Yani şunu söylemek istiyorum, Cumhuriyet'imiz kurulduğunda 13 milyon civarında bir nüfusumuz vardı. Şehirlerin oranı %15-20 civarındaydı. Şu anda 77 milyonuz, şehirlerimiz %70'e ulaştı nüfusta oran. Bunu Dilovası'nda yaşıyoruz. Dilovası 30 ya da 40 yıl önce nüfusu neydi? Herhalde sıfırdı değil mi? Burada bağlar vardı. Şu anda 46 bin nüfusu besliyor. Sanayi sıfıra yakın olan Türkiye şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisi. Ama bu süreç çok kısa bir zamanda oldu ve çok da planlı olmadı. Dolayısıyla Türk sanayi tarihinin çalışanlar bunu bildiriyorlar. Aslında Dilovası'na baktığınız zaman net bir şekilde bunu da görüyorsunuz. Biz burada büyük sorunlarla karşılaştık. Sanayi plansız gelişti. Nüfus yine plansız bir şekilde yerleşti ve köyden kente göçün hemen Dilovası'nda yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Fakat bu sorunların yanında güzellikler de Dilovası'nda var. Birazdan bu Dilovası panelinde bunları değerlendireceğiz, sunacağız. Öncelikle Dilovalılar Türkiye'nin dört bir yerinden geldiler, Dilovası'nı kurdular, büyüttüler ve bir komşuluk hukuku da geliştirdiler. Gerçekten birlikte yaşama kültürü çok yüksek olan özel bir şehir burası. Fakat eksiklerimiz var. Hep eksiklerimiz şu, biz bir şehir kültürü oluşturmalıyız. Bir kent bilinci oluşturmalıyız. Bir hemşehrilik hukuku oluşturmalıyız. Bu konuda eksiklerimiz var. Evet, Türkiye'nin dört bir yanından geldik. Bazılarımız başka yerlerde doğdular. Bazılarımızın doğdu. Ama artık Dilovalıyız. Artık Dilovalılar Dilovalıyım demeli. Yere gele Dilovalı demeli. Bunu sağlamalıyız. Ve bunu hak ediyor Dilovası ilçesi mensuplarının ben Dilovalıyım demesini hak ediyor. Burası güzel bir ilçe, özel bir ilçe. Dilovalıyım demekten gurur duymalısınız. Değerli misafirler, panelimizin ikinci hedefi elimizde arşiv oluşturmaktı. Çünkü devletlerin hafızası arşivdir. Ve ileriki dönemlerde Dilovası için çalışacak sosyologlar, mühendisler, tarihçiler için bizler kurumsal kültür anlamında bilimsel veriler üretmeliyiz.
Şimdi bu panelden çıkacak panelistlerimizin hazırladıkları tebliğler bir kitap halinde sunulacak ve biz bunu yayınlayacağız. Bundan 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra İlovası ile ilgili çalışan sosyologlara, tarihçilere bir seyir defteri sunacağız. Onlar diyecekler ki 40 yıl önce İlovası'nda neler konuşulmuş, bu sorunlar nelerdi? Bunu da sağlamayı hedefliyoruz. Bu panelin sunulmasında, vücuda getirilmesinde en büyük emeği olan değerli Numan Akdoğan hocamıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, gerçekten Gebze Teknik Üniversitesi belki çok genç bir üniversite ama aldığı mirasın üzerine çok hızlı eklemeler yapıyor. Özellikle yaşadığı, bulunduğu sosyal çevreyle gerçekten birleşiyor. Ki üniversitenin amaçlarından bence biri de budur. Bunu sağlama anlamında bu panelde güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Numan hocamız da sizi gerçekten çok güzel temsil etti. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli İsmail Kahraman Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Kendi güzel arşivini bizimle paylaştı. Biraz önce hep birlikte sundular. Belediye başkanımıza her yönüyle desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ekibine teşekkür ediyoruz. Başta Yılmaz İnce Beyefendi olmak üzere ve elbette son olarak bu paneli vücuda getiren panelistlerimize teşekkür ediyoruz. Bu panel yaklaşık 5 aydır hazırlanıyor arkadaşlar. Hazırlık çalışmaları da Ocak ayından beridir yapılıyor. Ve gerçeksel değeri olan bir eser ortaya çıktığını düşünüyorum. Şimdi sizlerin de huzurunda bunu sunacağız.